Evet sevgili anneler, bugün benim anlatacağım konu bir bebeklik dönemindeki kusma, gastroözofageal reflü dediğimiz konumuz var. Bir de regürjitasyon dediğimiz, halk arasında işte bebek fazlasını çıkartıyor dediğimiz olay. Regürjitasyon farklıdır, gastroözofageal reflü farklıdır. Regürjitasyon dediğimizde, yani halk arasındaki bebeğin fazlasını çıkarıyor terimi, daha çok yemek borusu ve mide içeriğinin şöyle hafif taşma şeklinde ağızdan ve burundan gelmesidir. Ama reflü dediğimiz olay da böyle pul diye fışkırır tarzda öksürmedir. Şimdi bu regürjitasyon, yani geriye çıkarma ve gastroözofageal reflü, ikisi birbirinden ayrıdır. Regürjitasyonda daha hani bebeğin taşma diyeyim, regürjitasyon demeyeyim de size, ağızdan taşmalarda henüz bebeklerin yemek boruları kısa olduğu için, yani herkesin kendine göre bir yemek borusu boyu vardır. İşte şu tam boyun kısmımızdan midemize kadar, şöyle gösterirsem size, bu bölgeye kadar olan kısımdır. Bu boydan boya değişir. Mesela ben minik boylu bir kadın olduğum için benim yemek borum kısa. Uzun boylularda yemek borusu daha uzundur. Bir de bebeklerde bu tabii büyümeye bağlı olarak da yemek boruları daha kısa ve motilifteleri, yani hareketliliği az olduğu için mide içeriğinin şeye gelmesi, ağza gelmesi çok kolay oluyor bebeklerde. Bu genellikle yeni doğan döneminde değil de 3. 4. haftadan sonra başlıyor. Hani 1. aydan sonra daha çok annelerin şikayetidir. İşte ağzından her emdikten sonra çıkarıyor veya bazen çıkarıyor, bazen çıkarmıyor diye tanımlamaları. Genellikle bu 1. aydan sonra başlayıp ama 4. aya geldiğinde, bu gastroözofageal reflü dediğimizde, bu reflü olayı 4. ayda inanılmaz bir pik yapıyor. Yani çocuk en çok o ayda kusmaya başlayıp 6. aya kadar, 4 ve 6 aylar arasında çok şiddetli kusmaları oluyor. Şimdi bu kusmalar, dediğim gibi, bir, yemek borusunun kısalığı, iki, bebeğin yemek borusu ve sindirim sisteminin hareketliliğin henüz uyumsuz olduğu, yani birbiriyle orantısız çalıştığı, gelişmediği için orantısız çalıştığı, göğüs boşluğuyla karın boşluğunun arasındaki basınç farkından dolayı bu kusmaları sık görüyoruz. Şimdi bu kusmalarda genellikle dediğim gibi 4. ve 6. aylarda pik yapıyor. Ama genellikle bu kusmalar, yani gastroözofageal reflü dediğimiz, 12. aydan başlayarak, yani 1 yaş ile 15. ayda bu sona eriyor. Şimdi ilk aylık bebeklerde, yani 1 aylıkla yaklaşık olarak 6-7 ay, 6. ay arasındaki bebeklerde bunları %50 ila 75 oranında görüyoruz. Ama çocuklar büyüdükçe, yani 9 aylık bir bebekte veya 10 aylık bir bebekte bunların 100 bebekten 25'ine kadar düşüyor. Şimdi bu kusma ve şeyi biz başlangıçta bakıyoruz. Günde kaç kere kusuyor? Her beslenmeden sonra mı kusuyor? Kustuğu zaman aniden böyle yutarken bir nefes kaybı oluyor mu? Çocukta hırıltı var mı? Döküntü var mı? Veyahut da işte kakasında bir değişiklik var mı? İşte yanaklarında egzama, vücudundaki döküntü veya geç iyileşen pişikler, kusmayla bir de bunlar olduğu zaman, burada bizim aklımıza inek sütü protein alerjisi gelebilir. Yani en başlangıç nedenlerde egzama ile birlikte olduğu zaman ve sürekli bir kusma olduğu zaman inek sütü protein alerjisi ile gelir. Ama bir de fizyolojik doğal olanı var, o regürjitasyon dediğimiz. Onda ekstra bu dediğim kötü bulgular, yani mesela mutlaka bir gastroenteroloğa gitmemiz gereken bir durum nedir?
Eğer öğürürken o kusmayla birlikte kan geldiyse, yani böyle kılcal kanlar varsa, hematemez dediğimiz veya mide içeriğinden koyu kahve tellesi gibi bir kan gelirse bu çok önemlidir. Hırıltısı çok fazlaysa, ki bu bronşlarına kaçmıştır, aspire etmiştir, bu çok önemlidir. Ondan sonra döküntüleri çok aşırı derecede ise, pişikleri çok aşırı derecede ise, bunlar da mutlaka ve mutlaka özellikle çocuk doktorunuza ve gastroenteroloğa vurmanız gerekmektedir. Şimdi bunun tedavisinde önerilen, hani bir takım mide ilaçları var, işte Gastro Tus Baby var, işte Motilyum dediğimiz bir takım piyasa isimleriyle söylüyorum. Bunları kullanmayı çok önermiyoruz. Burada biz daha çok hedefe yönelik, nedene yönelik olarak tedavi vermeye çalışıyoruz. İşte bu tedavimizde şöyle bir durum var. Şey oluyor. Pozisyon veriyoruz bebe. Genellikle yüzük koyun yatırdığımızda veya sol yan tarafına yatırdığında mide boşalımı daha hızlı olduğu için, ama burada da mutlaka ve mutlaka bebekleri biz anne gözetiminde, yani yüzük koyun yatırdığımızda veya yan yatırdığımızda anne gözetiminde yatırmamız gerekiyor. Ayrıca beslenme aralığına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme aralığı mutlaka ve mutlaka 3 saat, minimum 3 saat olmalı. Hatta bunu ay ay bebek büyüdükçe 3,5-4 saatlere kadar çıkardığımızda bu kusmalarda bir tedavi yöntemi oluyor. Yani ilk başlangıçta doğal olarak pozisyonel bir tedavimiz var. Sonra beslenme aralığını açarak veya işte hani dediğimiz gibi bebeği işte çok hırpaladığım zaman, midesine baskı yaptığım zaman daha çok kusuyor dediğimiz zaman, onun için o pozisyonlara çok iyi dikkat etmeliyiz. Bunlar genellikle 12. ve 15. ayda kendiliğinden geçiyor. Ama bu aylardan sonra daha uzun sürüyorsa mutlaka ve mutlaka gastroenteroloğa başvurmamız gerekiyor. Şimdi ben şuradan bakıyorum. Eksik bir şey söyledim mi? Yok. Tamam. Şimdi bu kusma konusunu bitirdikten sonra, ha bir de şöyle bir şey var tedavide. Evet, aşırı ve sık beslenmenin önlenmesi, pozisyonel yatırışlar. Bir de anne sütü kıvam arttırıcıları var ki işte piyasada daha çok işte Bebelak Thickener olarak bulunan keçi boynuzu lifi var. Bunu hani anne sütüyle karıştırdığımız zaman kıvam arttırıcı olarak bunu veririz, veya eğer bebek anne sütü almıyorsa, formül mama ile besleniyorsa, ona biberona da bu thickener dediğimiz üründen ilave edebiliriz. Şimdi bir sonraki konumuz infantil kolik dediğimiz. İnfantil kolik aslında benim çok çok üzüldüğüm, anneler için çok üzüldüğüm, bebekler için çok üzüldüğüm kötü bir dönemdir. Bu infantil kolik genellikle bebeklerde dördüncü ila birinci ila dördüncü haftalar arasında başlıyor. Yani genelde benim gözlemim 21. günle 65. günler arasında başlayan ve belirli saatleri olan, günün herhangi bir saatinde, yani her gün aynı saatte oluyor. Mesela atıyorum öğleden sonra oluyorsa ertesi gün de öğleden sonra oluyor. Akşamüstü oluyorsa ertesi gün de akşamüstü oluyor. Bebeğin aniden böyle kasılması, kıpkırmızı kesilmesi, ellerini ve ayaklarını yumruk yapıp hani kendini böyle kasılı tutması takip eden ağlama nöbetleridir. Bu ağlama nöbetleri günlük 1 ila 3 saat arasında, bazen 1 ila 5 saat arasında sürer ve aileyi çok tedirgin eden, çok üzen, benim oğlum da kolikti, oradan çok çok biliyorum, sinir sistemini harap eden bir ağlama nöbetleridir. Şimdi burada bunu ayırt ederken İşte bir takım kriterlere bakmamız lazım. Hani bu bebekte yine döküntü var mı?
süresi belirli, her gün belirli saatlerde mi oluyor? Yoksa günün her saatine bölünerek mi oluyor? Bebek sürekli huzursuz ve ağlamaklı bir bebek mi? Bunlara bakıldığında, yani bir normal infantil kolik, bu kendiliğinden geçiyor. Gerçekten dördüncü haftada sanki çocuğa bir sihirli değnek, dördüncü ayda, özür dilerim sevgili anneler, dördüncü ayda sihirli bir değnek değmiş gibi aniden bebek ağlamayı kesiyor ve gülmeye başlıyor, mutlu mesut yaşıyor. Ama bu eğer laktoz intoleransıysa, yani süt şekerini parçalayıcı, süt şekerini parçalayıcı olan enzimi düşük ise bebeğin, veya burada yine döküntü varsa, bu kolik sancıları yine bizim inek sütü protein alerjisinde, tabii buna eşlik eden eğer döküntüler olursa, bunları da ayırtanı olarak bilmek lazım ve bunun en iyi ayırımını da genellikle tabii ki doktorla birlikte yapıyoruz. Şimdi burada tedavi yöntemi olarak işte rezene çayları var. Ondan sonra papatya çayları var. İşte simetikon dediğimiz, işte halk arasında subsimplex olarak bilinen veya çok eskiden, şimdi böyle antispazmatik, antispazm damlalar vardı. Bunların kullanılmasını hiç önermiyoruz. Niçin mi önermiyoruz? Şöyle. Çünkü bunun tedavi edici bir özelliği yok. Ertesi gün tekrar mutlaka ve mutlaka şey oluyor, bu sancı yine oluyor. O yüzden bunda çok fazla bir ilaç kullanımı yok. Sadece aynen bir askerin, hep annelere ben onu örnek veririm, bir askerin duvara yazdığı gibi şafak 1, şafak 2 ile 4. ayın bitimini beklemektedir. Burada en iyi yapacağımız şey, o ağlama sırasında bebeği sakinleştirmek için kucakta hafif sallamak. Hani böyle 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 hızlı hızlı sallamak değil. Hafif hafif ritmik bir sallama yapıp ondan sonra karnına biraz sıcak kompres yaparak, işte karnına masaj yaparak o saatleri biraz daha rahat geçirmesini sağlamaktır. Hani benim genellikle ebeveynlerde gördüğüm işte böyle bir ıhlamur veya dediğim gibi bir rezene çayı, bunlar rahatlatıyor ama asla tedavi edici özelliği yok. İnfantil kolik dediğimiz dördüncü ayda bitiyor. Ama kolik sancısı dediğimiz zaman, burada inek sütü protein alerjisi veya laktoz intoleransı, yani aldığımız besinlerdeki laktazı parçalayacak enzimimiz yoksa, onlar daha uzun süreli seyrediyor. Yine bununla ilgili sorularınız olursa alacağım. Son konum kabızlık. Kabızlık şöyle karışmasın. Kabızlık demek, bir çocuğun böyle kahve çekirdeği gibi, koyun pisliği derim. Çünkü çoğu diyor ki, ay Zerna Hanım biz hiç görmedik ki, bilmiyoruz. Onun için son yıllardaki tanımlamayı onda sevgili Esra'dan öğrenmiştim. Bebeğim geliyor da. Kahve çekirdeği taneleri gibi sert olursa veya böyle küçük küçük kahve çekirdekleri birleşmiş ve şöyle bir top halini almışsa, şu elimi gördüğünüzde her birini şöyle kahve çekirdeği gibi düşünün, böyle bir kaka yapıyorsa ve çocuk sürekli huzursuz ve sürekli ıkınma pozisyonundaysa, haftada iki kez kaka yapıyorsa veya daha geç sürede haftada bir kez yapıyorsa, ki bu tuvalette, tuvalet alışkanlığı edinmiş çocuklar için söylüyorum. Şimdi bir de annelerin çok karıştırdığı, ay bu çocuk çok kabız, 4 günde bir, 5 günde bir kaka yapıyor. Şimdi bakın anneler, bir bebek 5 ila 8 günde bir kaka yapabilir. Yaptığı zaman bezde böyle bol ve yumuşak kıvamlı bir kaka vardır. Ama kabızlık tamamen ayrıdır. Sert kaka yapmak, büyük kaka yapmak, birikmiş kaka yapmaktır. Şimdi bunların da tabii ki kendi aralarında kriterleri var. Yani bunların hepsine mutlaka ve mutlaka bir doktor
veya bir gastroenterolog karar vermesi gerekir. Bunun nedeni şudur. Yeni doğandakini ayrı tutuyorum. Anne sütü alan bebeklerde genellikle 8 günde kaka yapılıyor. Bebekte bir huzursuzluk yoksa, ağlama yoksa, sadece gaz çıkarıyorsa ve annelerin hep bana dediği şudur, işte çok kokulu bir gaz çıkarıyor, asla huzursuzluğu yok, ıkınmıyor da, ama anne kendisi bunu kafaya takıyor anne. Yani sürekli işte kaka yapmadı, kaka yapmadı, bebek için söylüyorum. Aslında bu bebek için çok fazla bir sıkıntı yapmıyor. Bebek kakayı biriktiriyor, biriktiriyor. Anne sütü çok iyi emildiği için hop diye olduğu gibi bir anda yapıyor. Bu 4 günde bir de yapabilir, 5 günde bir de olabilir. Ama asıl kabızlık dediğimiz, hani büyük çocuklarda, İşte tuvalet eğitimi alan çocuklardaki bahsettiğimiz kabızlık çok zor bir süreçtir. Bunun tedavisi uzun sürelidir. Mutlaka burada fizyoterapik tedaviler alması lazım. Ayağını yukarıya doğru kalkarak, yani tam bir kınma pozisyonu alıp kaka yapması. Ayrıca burada işte kaka yapabilmesi için kullandığımız bir takım ilaçlar var. Laksatifler dediğimiz dışkı sulandırıcıları. Bunu yine ebeveynler çok yanlış biliyor. Şöyle biliyorlar, işte biz bunu sürekli kullanıyoruz. Evet, kaka yapıyor ama alışkanlık yapacak. Biz bu buradaki sloganımız, biz doktorların sloganı şöyledir. Evet, bu alışkanlık yapar. Ama ne alışkanlığı yapar bu ilaçlar? Kaka yapma alışkanlığı yapar. Çocuğun daha rahat dışkılaması, kanamadan dışkılamasını sağlar. Kabız çocuk her zaman kaka yapmaktan korkar. Çok büyük bir psikolojik gerilimdir. Bundan ben çok ama çok korkarım. Bu da tabii çocuklara, anne sütü alan bebeklerden hariç çocuklar için söylüyorum. Büyük çocuklarda bol sıvı tüketimi, lifli gıda tüketimi, işte posalı meyve tüketimi, tuvalette otururken pozisyon alarak kaka yapmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi ben sizlere çok özet olarak bir kabızlıkla ilgili bilgi vermek istedim. Gastroözofagüel reflü ve kusma ile ilgili bilgi vermek istedim. Bir de bu infantil kolikten bahsettim. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Sevgili anneler. Ben ilk soruyu okuyabilir miyim hocam size? Bir annemiz sordu. Dedi ki, merhaba, bebeğim bir aylıkken emerken ya da uyurken sürekli kıvranıyor, kasılıyor. Gazına bakıyoruz ama devamlı gaz değil. Ne yapmalıyız diye soruyor Ebru Hanım. Şimdi sevgili Ebru, biz buna gastrokolik refleks diyoruz. Yani gıda mideye indiği zaman aniden midenin kasılması, her emme anında bu midenin ritmik olarak kasılmasıdır. Şimdi bunda sizin yapacağınız, bir kere mutlaka ve mutlaka bu bebeğinizi saatle emzireceksiniz. Yani emme bitiminden, emzirme bitiminden sonra minimum 2,5 saat olacak. Şimdi bana diyeceksin ki biz oyalayamıyoruz, öyle bir ağlıyor ki diyeceksin. Öyle bir ağlıyor dediğinde bu daha çok da ağlar. Yani biz bunu daha çok ağlatmamak için, daha çok sıkıntısı olmaması için mutlaka ve mutlaka saatle emzirmemiz gerekiyor. Emzirme sırasında böyle karnına bir sıcak havlu gibi bir şeyi hemen ısıtıp sarabilirsin. Buradaki püf noktası emzirme saatlerinin aralığının açılmasıdır. Ancak bu mide kasılmalarını ve bu sancıları ancak öyle bertaraf edebiliriz. Bir de gündüz uyuturken mutlaka yüzük oyun yatır. Sen uyanıkken onu gözlem yaparken yüzük oyun mide boşalımını daha hızlı yapar. Eğer o 2,5 saatlik süreyi oyalayamıyorsanız, bakın yanlış mesaj gitmesin, ilk 3 ay için söylüyorum, emme refleksi için emzik kullanabilirsiniz. Emziği kullandığınızda hani bebek onunla tatmin olur, acıkınca sizi emer. Ama eğer emme refleksi, çünkü ilk 3 aylık bebek bilinçli olarak emmez, emmek için emer,
doymak için emmez. Sadece emmek için, emme refleksini, içgüdüsünü tatmin etmek için emer. Bunun için böyle her ağladığında, her istediğinde, her acıktığında emzirirseniz bu kasılmalarınız ve sancılarınız çok daha fazla olur. Bir diğer sorumuzu sorabilir miyim hocam? Bebeğime hem prosinio veriyorum hem emziriyorum. Mamaya başlayınca kaka rengi yeşilimsi oldu. Arada da kabız oluyor. Sizce yediklerimden etkileniyor mu? Ne yedirmemeliyim demiş. Ayını yazmamış ama hem emziren anneler için hem bebekler için yemelerinden belki hani annemize söyleyelim. Ayını söylerse bizim için çok iyi olur aslında. Sevgili anne. Şimdi hem mama hem meme kullanıyorsan burada prosinovinin de şeyi miktarı önemli. Mesela atıyorum 20 dakikalık bir emzirme üzerine vereceksen asla 60 cc'den fazla vermemen lazım ve mutlaka ve mutlaka da 3 saatte bir beslemen gerekir. Çünkü senin beslenme garantin var. Elinde prosinova var. Sen oradaki 60 cc'yi görüyorsun. Bebeğinin asla aç kalmayacağını görüyorsun. Bizim annelerimizdeki sıkıntı, yani benim de çok yaşadığım, muayenehanede onlara anlatmaya çalıştığım sıkıntı ne biliyor musunuz? Siz emzirmeyi, giden sütü gözünüzle görmediğiniz için çok ama çok huzursuz oluyorsunuz. Yani eyvah, bu aç mı kaldı? Her ağlamak açlık bulgusu değildir. Halbuki mide fesadı, mide şişkinliğidir. Mide şişkinliği de ağlamaya neden olan bir sıkıntıdır. Kakanın yeşil olması, evet, mama fermente bir üründür prosinova. İçinde bu bizim probiyotiğimiz vardır. O nedenden dolayı kakanın rengini yeşil yapar ama bu asla kötü bir şey değildir. Yani o daha iyi sindirilmiş kakayı gösterir. Yani kakanın rengine takılmayın. Mamayı 3 saatten önce asla vermeyin. Emzirmeyi de mümkün olduğu kadar 3 saatte bir yapın. Mesela 9'da emzirmeye başladınız. 9.20'de bitti. Atıyorum 9.25'te de mamayı verdiniz ve bitti. Ondan sonraki beslenmeniz bitimden itibaren 12.25 olacak. Bir sonraki sorumuzu soruyorum. Merhaba, 3 aylık bebeğimin günde 5 kakalı bezinden biri yeşil oluyor. Neden olabilir acaba? Sadece anne sütüyle besleniyor bebeğim. Şimdi bakın, 3 aylık bir bebekte sevgili anne, artık bizim hani bu meşhur mikrobiyata dediğimiz probiyotikler ve prebiyotikler var ya. Şimdi bunlar bizim bebeğin kakasında, hele hele anne sütünde Lactobacillus rhamnus, Lactobacillus casei, işte bifido bakteriler gibi bir takım probiyotikler var. Şimdi bu probiyotikler bağırsakta gün içinde sürekli sindirirken fermente oluyor. Yani sanki ben bunu nasıl örnek verebilirim? Bir yoğurdun mayalanması gibi örnek verebilirim. Sanki bir yoğurt mayalanıyormuş gibi böyle bir fermente oluyor. Öyle olunca mutlaka ve mutlaka şeyi, işte sık kaka yaptıysa, mesela atıyorum kaka yapması, 5 kere kaka yapıyor dediniz ya, aralığı sıksa, hani diyelim ki atıyorum 10'da yaptı, 12.5 veya 1'de yaptı, işte sık yaptıysa onlar sarı çıkar. Ama bu yeşil çıkan kaka mesela biraz daha beklemiş kakadır. Ya 4 saat ya 5 saat bağırsakta beklemiştir. Onun için yapıyordur. 3 aylık bir bebekte hani tam sarı kaka yapıyorsa da çok güzel, ama genellikle 3 aylık bebeklerde biraz daha böyle yeşilimtırak kaka bekliyoruz. Bir sonraki sorumuz da bir annemizden. Ne zaman bebekte süt alerjisinden şüphelenmeliyiz? Bilgi verebilir misiniz? Sanırım bu kakadaki ishal durumu için sordu annemiz hocam. Şimdi bakın sevgili anne, inek sütü protein alerjisinde bir. Benim hiçbir şey yok. Bebek gayet uslu. Annesinin bir şikayeti yok. Kakasını yapıyor, uyuyor. Fakat çocuk kilo alamıyor. Mesela benim istediğim kiloyu alamıyor. Günde 20 gram alması gerekirken almıyor veya 3. aydan sonra günde işte 16 gram alması gerekirken almıyor. Mesela ben kendim kilo almayan bebekte inek sütü protein alerjisinden şüphelenip hemen onu dikkate alırım. Ama yeni doğan bir bebekte
Genellikle 21. günden sonra, yani 3. haftadan sonra bebek aniden ağlıyorsa, çok ağlak, huzursuz, sürekli kınır pozisyonda, mutsuz, uykusunu rahat uyuyamıyor, hep sıkıntılı, emerken sıkıntı yaşıyor. Burada inek sütü protein alerjisi aklımıza gelir. Kilo almazsa inek sütü protein alerjisi aklımıza gelir. İlla ki her bebekte pişik veya döküntü olacak diye bir şey yok. Ama vücuttaki döküntüler, popodaki döküntüler bunun, bu alerjinin şiddetiyle ilgilidir. Bu gibi bebeklerde veya kanlı ishal yaptı. Şimdi hepiniz mütüslü kakaya takılıyorsunuz. Ay doktorunun mütüslü kaka yaptı. Sonra diyorum ki kakayı yaptıktan sonra diyorum. Hani şöyle bezi aç kapat, bunu videoya çek, bunu açıp kapatırken bana gönder. Sen neye müküs diyorsun? Şimdi müküs dediğimiz, sevgili çok sevgili hocam, Figen Çullu çok uğraşın dediği gibi, hocamız diyor ki müküs dediğimiz müküslü kaka, sümük, bildiğimiz burundan akan böyle yeşil sümük var ya, bez de onun böyle oynamasıdır diyor, titreşimi. Hani sanki bir jöle düşünün, jöle gibi onun üstünde oynamasıdır. Bizim asıl tıbben yani patolojik müküs dediğimiz bu. Ama çocuk ıkınıyor, biraz bağırsak suyu çıkıyor. Anne bunu müküs olarak atılıyor. Ev hakkında inek sütü protein alerjisi mi var? Hemen bir heyecanlanıyoruz. O yüzden bebeğin kilo alımı takip edilmeli, ağlaması takip edilmeli, kusmaları takip edilmeli. İnek sütü protein alerjisinin çok yan etkileri var. Huzursuz bir bebektir. Kilo alımında zorluk vardır. Döküntüleri vardır. Kusabilir. Kanlı dışkılama yapabilir. Popoda böyle kan görürsünüz. Bunların hepsi inek sütü protein alerjisi bulgularıdır. Az önceki annemiz çok teşekkür etmiş sorunun cevabı için, bir aylık bebeği olan. Bir başka sorumuzu... Bir başka sorumuzu okuyorum. Hocam bebeğim 5 günde bir dışkısını yapıyor. Normal mi? Ve ben de yeni doğum yaptım. Abdamil 1 konformil kullanıyorum. Benimki sürekli emmek istiyor mamadan sonra. Ha, şimdi sevgili anne, eğer hem emzirip hep abdamil 1 konformil kullanıyorsan, bak o zaman şöyle yapacağız. Bir kere emzirmeyi sürekli emmek ister. Evet, dediğim gibi emme refleksinden dolayı sürekli emmek ister. Anne sütünü 2 saatte bir vereceksin. Eğer çok yeni bir yeni doğansa ve 5 günde bir kaka yapıyorsa, bunda çok büyük bir sıkıntı yok. Ama kaka yaptığı zaman bol miktarda yapıyorsa, kaka yapmadan önce ağlamıyorsa, çok sıkıntısı yoksa, o 5 günlük süreç içinde huzursuz bir bebek değilse, yaptığı zaman da bol miktarda yapıyorsa, bunda bir sorun yok. Şimdi Abdamil konformili mutlaka 3 saat arayla vereceksin. Yani nasıl diyelim, 9'da verdiysen, 9'u 10 geçe Abdamil'i bitirdiyse 12'yi 10 geçe vereceksin. Ondan sonra 12'yi 10 geçe verdin, 10 dakikada bitirdi, 12-20 oldu. Bir sonrakini 15-20'de vereceksin. Ama o aralardaki anne sütünü 2 saatte bir yapabilirsin. Fakat genellik huzurlu bir bebek olması için, iyi uyuyan bir bebek olması için, hani şu şeyde reklamlarda var ya, ben onu çok seviyorum, o şeydi, güzellik kraliçesi oynuyordu galiba, Azra oynuyordu orada, uyku oyun beslenme diye bir abdamil ritmi var, o çok hoşuma gidiyor. Bebeğinizi oyalayacaksınız, beslediniz, altını açtınız, oyaladınız, uyuttunuz. Bu süreç hep 3 saatte bir olacak. Yani 3 saat altın kural. Ben de çok seviyorum hocam o yayını. Abdamil oyun uyku başlıklarının ritmi bu. Çok güzel bir reklam gerçekten. Evet, Elif, evet. Bir de Elif Hanım'ın bir sorusu var. Peki merhaba, laktoz intoleransını ne zaman düşünebiliriz bebekle diye soruyor annemiz. Şimdi bebekte kakayı çok güzel yapıyor. Laktoz intoleransı şöyledir. Hani inek sütü kadar çok büyük bir sıkıntısı yoktur. Ama yine gün içinde kaka yapmasına rağmen sürekli ıkınma isteği olan, huzursuz, böyle ıh ıh diye söylenen bir bebektir.
Bunlar da düşünebiliriz. Fakat sevgili anneler, aslında laf aramızda, biz de denklem çözüyoruz biz çocuk doktorları. Çünkü hastalarımızın hiçbirisi gelip de işte benim ağrı buradan giriyor, buradan çıkıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor demedikleri için biz de bu denklemi annelerle birlikte soruyoruz, çözüyoruz. Yani ben bir anne bana geldiği zaman, bir sıkıntıyı anlattığı zaman böyle makbul sorularım vardır. Tak 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 onları sorarım. Hani şu oluyor mu, bu oluyor mu, böyle mi oluyor, şöyle mi oluyor? İşte ıkındığı zaman yüzüne renk oluyor falan. Oradan yakalamaya çalışırız. Şimdi laktaz intoleransında bebeklerde sıkıntı oluyor. Ağlama ve huzursuzluk oluyor. Karnında şişlik oluyor. İnek sütü protein alerjisi karınları o kadar şiş olmuyor. İşte daha çok kusma ön planda oluyor. Mesela laktoz intoleransında kusma olmuyor. Aslında bunun çok zararsız bir ürün olduğu için relaktaz diye bu laktozu parçalayan enzimi ben hani her iki beslenme arasında bir 3-4-5 gün kadar bunu bir kullanalım bakalım bunlar etki bulacak mısın diye anneye söylüyorum. Eğer onda olumlu etkilenmesi olur ise düşünüyoruz. Ama laktoz intoleransı benim nasıl aklıma gelir? Hani anne bana şikayet ettiği zaman karnı şiş, çok huzursuz bir bebek. Hani hep böyle ıkınma pozisyonunda, hep ağlak bir bebek, doğru düzgün uyumuyor dediğinde laktoz intoleransı aklıma gelen nedenlerden biridir. Çok teşekkür ediyor annemiz tekrar. Rica ederim. Bir de Nevroz Hanım'ın bir sorusu var. Bebeğim 31+5'te doğmak zorunda kaldı ve şu an küvezde 34+1 oldu. Kakası nasıl olur? Ay canım benim, kıyamam ben. İnşallah sağlığı çok iyi gidiyordur. 2 haftan daha kaldı. Herhalde sanırım 36. haftaya kadar tutarlar. İnşallah sağlıkla, sevgiyle bebeğini kucağına alırsın. O kakayı şey yapar, günde 5 ila 6 kez kadar yapar. Ama eğer hani anne sütü bu arada tabii strese bağlı biraz azalmış olabilir. Anne sütüyle eğer besleyemeyeceksen mamayla beslenen bebeklerde genellikle günde 3 veya 4 kez kaka yapıyorlar. Anne sütü ile beslenen bebekler hani günde 5 ila 6 keze kadar sulu kaka yapabiliyorlar. Mama kakası bir tık daha böyle koyu muhallebi kıvamında oluyor. Bir tık daha böyle çok koyu bir boza düşünün öyle oluyor. Ama anne sütü kakası daha sulu ve pürtüklü oluyor. Üstünde böyle minik şeyler oluyor. Toplu iğne başı gibi topçuklar oluyor. Bir başka sorumuz da Esra Hanım'dan geliyor. Hocam bebeğim 2 aylık. Emerken belli bir süre meme ile kavga ediyor ve tekrar emmeye devam ediyor. Acaba doyduğu için mi yapıyor yoksa süt az geldiği için mi diye sormuş. Yok, o doyduğu için yapıyor. Şimdi bak sevgili anne, öncelikle eğer iyi kilo alıyorsa, kilosu iyiyse, doktor kontrolünüzde kilosunda bir problem çıkmadıysa. Şimdi bir, sık beslersen karnı tok olduğu için böyle kafasını vurur kavga eder geri çeker. Onun için mutlaka her zaman kural olarak söylüyorum. Yani ben bunu ilk günden söylüyorum. Mutlaka söylüyorum. Mutlaka saat koyun. Yani kesinlikle 2,5-3 saat koyun. O zaman çok daha kaliteli emer. Vurarak emiyorsa sütünün azlığından değil doyduğundan. Belki şöyle bir de gaz geldiğinden de olabilir. Belki bir kucağına alıp mola verip şöyle sırtına biraz gazını çıkardıktan sonra tekrar emzirmeye geçebilirsin. Ha bir de sevgili anneler, 30 dakikayı geçmeyin. Yani 40 dakika 45 dakikalar o göğsünüzde kalıyor. Hani siz de o anda dinleniyorsunuz biliyorum. Çok yoruluyorsunuz. Çok yorulduğunuzu biliyorum. Hani o oturup emzirme süreci biraz da size dinlenme fırsatı oluyor. Bebek de orada uyumuş olduğu için sizin için daha kolaylık gibi geliyor. Saatlerce o emiyor. Yani 1 saat, 1,5 saat mememde kaldı diyen anneler var. Ama ben hep şunu diyorum sevgili anneler. Bebek 3 kilo doğdu.
Bebek 2,5 kilo doğdu. Bir ay sonra o 3,5 kilo olacak. Bir ay sonra 4,5, 5,5, 6,5, 7 derken bu sefer de 5., 6., 7. aylarda gelip ağlıyorsunuz. Ben bunu kucağımdan bırakamıyorum da, yere bırakıyorum da bu ağlıyor da, işte sırtı yere değmiyor. Biz alıştırdık, saatlerce çok kucağımızda tuttuk. Onun için mutlaka ve mutlaka şey yapın sevgili anneler, saatli besleyin ve 30 dakikayı geçmeyin. Az önceki 34+1 bebeği olan annemiz teşekkür etti. Süt sulap götürüyormuş bu arada, onu da ekledi. Canım benim, aferin ona, inşallah bol sütler. Ben şimdi diğer sorumuz Gülşah Hanım'dan. Merhaba hocam, 1 aylık bebeğim var. Sadece sol göğsümü emiyor. Sağ göğüs ucum kavrayacağı şekilde olmadığı için emmiyor, reddediyor. Tek göğüsle doymadığını düşünerek mama takviyesi yapıyorum. Biberon kullanıyorum bazen. Sol göğsümüz ve reddediyor. Ne yapabilirim? Sağ göğsünü ememiyormuş, bazen sol da reddediyormuş. Şimdi şöyle sevgili anne. Biberon kullandığımız için bebeğin o kolayına geliyor. Benim öncelikle önerim şu, bak sevgili anne. Meme uçları var, silikon meme ucu. Bu biliyorsundur, şeffaf silikon meme uçları. Onu göğsüne koyduğun zaman onu çok daha iyi kavrar. Çünkü biberon tutmaya alışkın olduğu için. Şimdi asla şöyle bir kuralımız yok. Çift göğüs emecek diye, hem sağı hem solu emecek diye bir şey yok. Bebek tek göğüsle de doyabilir. Bir sağ bir sol yapmayı istiyoruz. Eğer sol göğsünü meme ucu yok diye emmiyorsa mutlaka, bir aylık olduğu için daha henüz çok erken, mutlaka ve mutlaka o silikon göğüs uçlarından kullanın. 3 saatte bir de çıplak emzir. Yani çocuk sadece body ile olsun. Ayağında çorap dahi olmasın. Üstünde tulumu olmasın. O zaman çok daha rahat ve aktif emiyorlar. Ve saat koyduğunda en az 1 aylık olduğuna göre 2-2,5 saatlik bir süreç koyduğunda o acıktığı zaman çok daha rahat emecektir. Yine de içine sinmiyorsa biberonu sadece günde 2 kez, bir akşamüstü, bir de gece 10'dan sonra verirsin. Mesela ben böyle annelere şunu yapıyorum. Gün içinde mutlaka emzir. İşte 2'de emzir, işte 4'e 10 geçe emzir, 6'yı 10 geçe emzir, şöyle emzir, böyle emzir, emzir, gel. En son saat 18'de 20 arası bir biberon ver. Bir de 22 ile 24 arası biberon verdiğinde o günü kurtarırsın. Anne sütü kolay ve güzel bir şey. Mamayı sadece günde bir kez biberonla vermek ileride uyku eğitimi için benim hoşuma gidiyor. Biberon da hoşuma gidiyor. Akşamları bakın, Dream Feeding'de mutlaka biberon öneriyorum. Eğer sağılmış sütünüz varsa onu verin diyorum. Sağılmış sütünüz yoksa mama verin diyorum. Ama gün içinde paniğe kapılıp sürekli gün içinde 4-5 kez biberon verirsen o emmez. Çünkü meme onu yorar. Biberon daha kolaydır. Biberonu bence, eğer doymadığına inanıyorsun, günde 2 kez sadece akşamları ver. Gündüz mecbur kalır, seni çok iyi emer. Çok teşekkür ederiz. Bir başka annemiz var. Yeni bebeği olan bir anne bu da. Şeyma Hanım, 23 günlük bebeğim var. Bazen her gün, bazen 2 günde bir kaka yapıyor. Bu normal mi? Bir de sürekli emmek istiyor. Meme de 10 dakika sonra uyuyor. 20 dakika sonra uyanıyor. 5-10 dakika emip uyuyor. Ne yapmalıyım? Uyandırmaya çalışıyorum çoğu zaman ama verimli emmiyor o zaman da. Hayır Şeyma'cığım, verimli emmediğini sen de bilemezsin, ben de bilemem. Şimdi sen benim muayenehanede karşıma geldin Şeyma'cığım, sevgili Şeyma. Oturdun ve bunu bana anlattın. Şimdi ben ne yapacağım? İşte benimle emmedi dediğinde ben bilmiyorum derim. Bilmiyorum derim. Nereden bileyim benimle emip emmediğini senin anlatımınla? Ne yaparım? Onu tartıya koyarım. Tartıda benim istediğim kiloyu almışsa çocuk verimli emebilir. Şimdi emme çok farklıdır. Bazı bebekler 5 dakikada çok hızlı emerler. Bazı bebekler 30 dakikada emerler.
Genelde bebeğin emmesi şöyledir. Aç bebek için konuşuyorum sevgili Şeyma. Emer 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 emer. Çok hızlı hızlı emer. Bir 5 ile 6-7 dakika. Sonra bir dinlenir. Sonra tekrar emer emer emer. Tekrar 5-6 dakika dinlenir. Bak şimdi sevgili Şeyma, böyle yaparsan demin dediğim gibi bu çocuk diyelim ki atıyorum 3,5 kilo doğdu. Bir ay sonra 4 kilo oldu. Öbür ay 4,5 oldu. 5 oldu. 5,5 oldu. 6 oldu. Sen bunu saatlerce kucağında tutup memede tutamayacaksın. Bebek sürekli emmek ister. Onda emme refleksi vardır. O içgüdüsünü tatmin etmek için de şöyle bir şey yapabilirsin canım. 20 dakika, 30 dakikayı geçme emzirmede. 30 dakika bekle. Emdi, dinlendi. Emdi, dinlendi. Saat emme saatine kaçta başladın? 21'de başladın. 21.30'da bitti. İndirdin, ağlamaya başlıyor. Şak diye koy ağzına, böyle kucağında şöyle hafifçe bir öne arkaya, öne arkaya sallan. Böyle kucağında dursun, emziği elinle tut şöyle ağzında, o sakinleşir, sakinleşince doydu demektir. Çünkü sürekli memende olursa mide spazmı geçirir. Yani demin anlattığım bu infantil kolik ve diğerleri olur. Bunlar da hakikaten çok yorucudur anne için. Hocam tüm annelerimiz tek tek teşekkür ettiler. İsimlerini evet. Okumuyorum ayrıca. Herkes çok sevgilerini gönderiyor size. Melike Hanım'ın bir sorusu var. Melike Hanım'ı bebeği 24 günlük ve çok aktif emmek istiyor. Bu da gaza sebep oluyor diyor. Gece uykuya geçişleri kolaylaştırmak için emzik vermem doğru olur mu? Bebeklerde emzik kullanımını nasıl yorumlarsınız diye sormuş. Ya ben şey oldum, şimdi sevgili anneler ne oluyor biliyor musunuz? Yani bebeklerin bütün ama ağlamalarını, açlık ağlaması mı, uyku ağlaması mı, bir yerleri mi ağrıyor, ağlıyor? Yani yılların tecrübesi işte 27 yıllık meslek hayatım boyunca bunları ezberledim. Her günde bir sürü küçük bebek görüyorum. Ama gece rüyamda böyle doğum yapmış oluyorum. Kucağımda bebek, bir uyanıyorum. Allah'ım, iyi ki rüyaymış diyorum. Bebek bakmak çok zor. Şimdi biraz daraldım yani. Soruyu soran bütün anneler, yazık, hepsi biri 20 günlük, biri 23 günlük. Allah hepsine sağlıklı ömür versin. Hepsi çok sağlıklı büyüsün. Şimdi sevgili anne, kesinlikle ve kesinlikle saat koy. Dediğim gibi bir seansta 30 dakika emzir. Ondan sonra gündüz için de emzik kullanabilirsin, 24 günlük olduğu için emme refleksini içgüdüsel olarak. Şimdi eğer sürekli, şimdi ilk başlangıçta doktor arkadaşlarımız bazen benim kadar tecrübeli olmuyorlar, korkuyorlar, saat koydurmuyorlar. Halbuki size saat koyarsanız bebek daha aktif ve daha çok acıktığı için daha iyi yemeyecektir, daha iyi kilo alacaktır. Siz de göreceksiniz. Şimdi bebek doymayı bilmez, emmek için emiyor. Balık gibi. Doyduğunu bilmiyor. Yani sen 24 saat memede tutsan, değil 24 saat, hiç kalkmadan 7 gün memede tutsan bir hafta boyunca, yok, bırakmaz o memeyi. Çünkü onda emme refleksi var. İşte bu emme refleksini gidermek için ben ilk 3 ay, yani şöyle söyleyeyim, 100 ila 120. gün dolana kadar, yani 4. ayın sonuna kadar emzik kullanıyorum. 4. ayda benim muayenehaneye geldiklerinde tak diye emziği ben alıyorum, bitti diyorum. Çünkü artık emziğe ihtiyacınız yok diyorum. Emme refleksi bitti diyorum. Evet, emzik verebilirsin. İlk 4 aylık dönemde emziğe hiç soğuk bakmıyoruz. Tam tersine onu yatıştırıcı ve mutlu edici bir obje olarak da görüyoruz. Size iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki böyle, hani bu bilgiler için iyi ki bizi bilgilendiriyorsunuz diye mesajlar geldi. Onları da ara ara sıkıştırdım böyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hemen bakıyorum bir diğer sorumuza. Gizem Hanım'ın sorusu. 2,5 aylık. Bugün annelerimiz hep küçük bebeklere sahip hocam.
2,5 aylık bebeğimiz var. Reflüsünden dolayı emzirme sonrası 40 dakikaya yakın kucakta gezme yapmak durumunda kalıyoruz. Kaka her gün yapıyor. Bir sıkıntı yok. Sadece anne sütüyle besleniyor. Reflüden dolayı devamlı süt fazlası ve geğirme sonrası ağzından çıkışlar oluyor. Bu durumda gerçekten kucakta tutmak tek yöntem midir? Fazla kucak modumuz var demiş anne. Şimdi çok sevgili anne, bak bebek 2,5 aylık ve bunun sürekli bir reflüsü varsa ve sürekli bir kusması varsa, kural bir. Yangın çıktı evinde, deprem oldu, hırsız girdi, ne olursa olsun, hangi olay olursa olsun, senin asla ve asla kat A ve kat A yapacağın tek şey 3 saat arayla emzirmektir, bu bir. Çünkü onun midesi boşalması gerekiyor. Reflülü bebeklerde mide boşalmadan eğer siz bu bebeği tekrar tekrar emzirirseniz bunun kusmasını çok ama çok arttırırsınız. Şimdi şöyle diyeceğim sevgili anne, 3 saatte bir emzir, 30 dakikayı geçme. Bir müddet bak emzirdikten sonra sadece 5 dakika, hani yine şu kucakta anne yatar pozisyonda, yani emzirme pozisyonunda tutup ondan sonra yatağa şöyle yüzü koyun yatırıp orada pış pış yapıp gündüz sen uyanıkken bebeğini yüzü koyun yatır. Bu mide boşalımını hızlandırır. Bir de yatağının altına şöyle, hani şöyle söyleyeyim, böyle hasta yatakları vardır ya, hafif dikleştirirler. Onun kendi yatağının altından bir yastık koy, yüksekte olsun. Bak kusmak çok kötü bir reflekstir. Sen de mutlaka kusmuşsundur. Mide içeriği ağzımıza geldiği zaman midemizin asittir. pH'sı 2'dir. Asit olduğu için genzimize geldiğinde burayı çamaşır suyu gibi yakar. Bebek ondan dolayı da huzursuz olur. Kusmayı en iyi bir şekilde engelleyici en iyi yöntem öyle bir saat kadar kucakta dik tutmak değil, saat aralığında emzirmek, yüzü koyun yatırmak sen uyanık olduğun süreç içinde ve yatağa şöyle yukarıda olması, bunlar en iyi yöntemlerdir. Az önce bir anne tekrar devamını sordu sanırım. Merhaba, bebeğin süt ürünlerine alerjisi varsa ve anne ısrarla bunları tüketirse bebek bir süre sonra bu alerjen durumunu yitirip bağışıklık kazanır mı ve alerjik olma durumu zamanla geçer mi, yoksa ileriki evrede de devam eder mi ek gıda döneminde mesela? Şimdiden çok teşekkür ederim diyor annemiz. Serpil Hanım, sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok can alıcı bir soru sordunuz. Şimdi şöyle Serpil Hanım, evet gerçekten sevgili anne, yeni bir sistem var. Tolerans indüksiyon testi dediğimiz, yani indüksiyon yükleme ile alerjiyi yok etme durumumuz. Şimdi buradaki inek sütü protein alerjisinde çocuğa bir zarar gelmiyorsa, yani çocukta pişik yoksa, kanlı kaka yapmıyorsa, çok ağlıyorsa, çok bağırıyorsa, kilo almıyorsa, şimdi inek sütü protein alerjisinde bebekler kilo almaz. Çünkü bağırsak içlerinde kanama olur. O kanamaya bağlı anne sütü emilimi veya aldığı gıdaların emilimi az olur. Ondan sonra çok çok ağlar ve vücudunda döküntüler ve döküntülü yaralar olursa. Şimdi bu inek sütü protein alerjisine biz ısrar edip hani inek ürünlerini yediğimizde şöyle bir şey ortaya çıkıyor sevgili Serpil. Bu yaralar artıyor. Bağırsak içi kanamaları artıyor. Bebek sürekli ağlıyor. Huzursuz oluyor. Ondan sonra hiç uyumuyor. Ama sevgili Serpil'in dediği soru şu. Çok önemli. Çünkü yeni sistemde biz ek gıdaya geçiyoruz. Şimdi anne de basit bir rejim yaptırıyoruz. Eskiden çok katı rejim yaptırırdık. İşte yoğurt yeme, süt içme, peynir yeme, tereyağı yeme, kaymak yeme, işte etiket oku, kitapların arkasına bak, orada peynir altı suyu varsa. Şimdi öyle katı yapmıyoruz. İnek sütü protein alerjisi saptadığımızda anneye diyoruz ki haftada 3 gün pişirilmiş peynir ye. Pişirilmiş peynir nedir? Omletin içinde peynir yemek veya helin peyniri gibi peynir kızartmaktır.
Veyahut da işte mesela peynirli ekmek yapıp hani fırında veya tost makinesinin orada bir tost ekmeği, yani ısıtılmış peynir yiyebilirsin diyoruz. Ek gıdaya geçtikten sonra ilk başlangıçta yoğurt ve peynir vermiyoruz. 9. aydan sonra önce yine bu annedeki gibi ısıtılmış ve pişirilmiş peynirle başlayıp böylece inek sütü halloluyor. Serpil Hanım'ın sorusu doğru. Gerçekten şu anda çok gündemde. Bu sevgili anneleri de ben tebrik ediyorum. Hani gündemi çok iyi takip ediyorlar. Ben teşekkür ediyorum bu kadar aydın ve bilinçli olduğunuz için. Ama ilk günlerde mecburuz rejim yapmaya. Ama daha sonralarında ek gıda döneminde yavaş yavaş bu rejimi açarak evet bu alerjiyi bertaraf ediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Sona doğru yaklaştık. Son böyle iki soru sorayım mı, ister misiniz? Bir Tabii ki. annemiz laktoz intoleransı testi var mı, nasıl yapılıyor diye sormuş. Bir annemiz de mama kullanılan bebeklerde 6 ay altıda olsun su önerir misiniz diye sormuş. İsterseniz bu iki sorumuzu cevaplayıp yavaştan sonlandırabiliriz. Şimdi sevgili anneler, şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle su meselesini söyleyeyim. 6 aylık bebeklerde şey var. Normal koşullarda anne sütü alan bebeklerin anne sütünün %88'i su. Onlarda kesinlikle su ihtiyacı yok. Ama mama alan bebeklerde de şöyle bir şey var. Yanlış bir inanış var. Halk arasında değil de anneanne, babaanneler, halalar, teyzeler, komşu teyzeler, nineler, sokaktaki, parktaki teyzeler var diye karışırlar. Biz mamayı suyla hazırlıyoruz. Tamam, mama toz ama çık 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 sallayıp suyla hazırlıyoruz. Bunların suya ihtiyacı yok ama kesinlikle vermeyelim demiyoruz. Buradaki anne sütü alan bebeklerde vermememizin nedeni hani anneler suyu fazla kaçırıp bebeğin midesi dolup da anne sütünü eksik almasın diye. Bir neden bu. Mama alan bebeklerde de zaten sulu bir mama aldıkları için suyu da fazla alıp mideleri bulanıp kusmasın diye. Ama suyu günlük teklif edebilirsin. Mesela her mama sonrası bir tatlı kaşığı kaynamış ılık su verirsin. Çocuk alırsa 2 tatlı kaşığı verirsin, 3 tatlı kaşığı. Ama siz de göreceksiniz ki bebek almayacak. Zaten bebek suyu reddettiği anda anlayın ki bebeğin su ihtiyacı yok. O nedenden dolayı su vermek şart değil. Teklif edin almazsa, ama mama da sonuçta sulu bir gıda. Orada hep bir yanlış anlaşılma. Ama bu mama alıyor, kuru kuruya besleniyor. Hayır, kuru beslenmiyor. Şimdi laktoz intoleransı için ise bir kakada laktoza bakıp orada bir test yapıyoruz. Kakanın pH'sı ile birlikte bir de kandaki oranına bakarak test yapıyoruz. Fakat her zaman için şunu söyleyeyim. İnek sütü protein alerjisi içinde, özellikle inek sütü protein alerjisi, laktoz intoleransı gibi şeyler. Bebeklerin vücutları tam gelişmediği için bize tam ve net sonuç vermiyor. Mesela bir bebekte inek sütü protein alerjisinin bütün bulgularını görüyorsun, gözünle görüyorsun. Artık o kadar ezberlemişsin ki bunu, ama kan testini yapıyorsun, negatif çıkıyor. Bu da alerjiyi bertaraf etmiyor. Sadece kan testinde pozitif çıkması, evet bu çocuk ileri düzeyde alerjik. Kan testinde negatif çıkması ise bu çocuk ileride bu kadar alerjik olmayacak. Yani biz bunu 9-10 ayda atlatacağız anlamına geliyor. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel anlattınız. Annelerimiz hep size teşekkür ettiler. Süremiz de sona erdi bu arada. Yine soruları olursa hocamızın yayını olacak. Hocamıza da yazabilirler. Tabii ki her zaman cevaplayacaktır seve seve. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili anneler, ben yayınlarda yine cevap veririm ama bu Zoom sorularına çok giremediğim için, yani siz Instagram'dan da DM'den de yazarsanız seve seve yardımcı olurum, ama bu Aptamil Akademi'ye hep katılacağımız için her zaman
Sorularınıza çok teşekkür ederim. Bu arada Nevruz Hanım'ın ismi çok dikkatimi çekti. O Nevruz Hanım sonra orada yazı yazdı. Doktor Hanım, çok hocamız açık açık tek tek anlatıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. Sevgiyle kalın. Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.